Ben Hüseyin Avraz, Mehmet Sabri Avraz kardeşiyim. Yani Mehmet Sabri Avraz abim 94'te o göç sırasında İstanbul'a taşınırken köyde kaldı. PKK'ya katılmış. Bir yıl sonra hayatını kaybettiğini tekrar yerel kaynaklardan duyduk. Yani her köylü, her Kürt çiftçisi gibi, köylüsü gibi klasik yaşamını köyde sürdürdü. Yani o 16-17 yaşlarında kalp rahatsızlığı gelişti. 92'de İstanbul'da tedavi olmaya geldi. Ve tedavi sırasında burada bizim akrabaların bir evinde kalıyordu, tedaviye geliyordu 92'de. O zaman da zaten biliniyor bazı evlere operasyonlar, şeyler belli gerekçelerle gerekçeli tabii ki. Ona yönelik herhangi bir suçlama olmamasına rağmen çok ağır işkencelerden geçti. Ondan sonra köye geldi. Köyde de yine 93'te köyde yani her anlamda yani sık sık operasyona, sık sık şeye maruz kalıyordu gerçekten. 93'ün sonunda da köye yine bir genel bir operasyon yapıldı. Binlerce askerle köylülerin evleri arandı. Zaten köy küçük bir köy, Süyütlü köy Taptan'da. Yani tamamı arandı. Ben de şahidim. Ben de belki 13-14 yaşlarındayım. Ben de birebir onun için tanığıyım. Bütün köy arandıktan sonra hiçbir şey bulunamadı. Bir çakı dahi bulunamadı. Benim babamın evine roket mermisi mi, lav silahı mermisi mi atıp bırakılmış asker tarafından. Amcamlara işte keleşkofların jarjörleri, işte öbür amcama bilmem patlayıcılar vesaire kendi mühimmatlarında askerin kendi envanterindeki malzemeler konuldu. Ve bu gerekçeyle 70 yaşının üstünde amcam işte rahmetli babam, amca çocuklarım tamamen köyden gözaltına alındılar. Ve 3-4 ay cezaevi yattıktan sonra yani savcı heyeti, mahkeme heyeti bunu fark etti. Yani onlara ait olmadı en azından. Yani aslında bölge biraz şey yapıldı. Demin de söyledim. Yani bu katılımların niye bu kadar bir örgüte niye bu kadar katılım yapılıyor madem ki bu bizim şey tarafına, kamu tarafına bu kadar aykırıysa neden bu kadar şey yapıldı? Biraz bence nedenlerine inmek lazım. Oradaki devletin uygulamalarını devlet adına görev yapan kişilerin uygulamalarına bakmaları gerekiyor, iyi araştırılması gerekiyor. Yani bunlar birçok şeyi aslında tetikledi. En nihayetinde 1994'te köyümüz devletin zoruyla askerin bizzat bildirimiyle boşaltıldı. Ve boşaltıldıktan sonra köydeki evler yıkıldı. Maalesef deyim yerinse taş üstüne taş kalmadı ve yıllarca köy boş kaldı. Ya işte 94'ün başında daha doğrusu 93'ün sonu, o şeyde sonbaharında gözaltına alındı. Çok ciddi işkencelerden geçti. Yani abimin dediği tek şey artık bunlar bizi bu şekilde yaşatmıyor. Yani köy kardeş abim yani ben şunu söyleyeyim kesinlikle suçlanan şeylerle hiçbir ilgisi yokken yani böyle hasta bir insanı hastalıklı hasta bir insan kalp hastası bir insanı dağlara deyim yerindeyse dağa sürdüler, dağa çıkardılar. Yani bu biraz devletin katkısı burada büyük, kendi halinde büyük, genç. Arada tabii yine yıllar geçti. Yani hukuksal olarak başvurmadığımız merci kalmadı. Hiçbir sonuç alamadık maalesef. Sonra yılına 2012-13'te biliyorsunuz ülkede bir çözüm süreci adı altında bir süreç başladı. Yani çocukları orada yaşayanlar bir nefes aldı. Artık bu son bulur diye ümit ettik. Bu ortam üzerinde işte çevre köyler, çevrede işte o
yani açıkta kalmış veya toplu mezarlardaki insanların cenazelerini Bitlis Yukarı Ölek köyüne taşındı. Taşındıklarını söylediler ki biz bunu görsellerde de medyada da bunu izledik, gördük. Büyük de bir sayı bir mezarlık oluşturulmuş. Her aile gibi hani biz de bir ümitle, bizim kardeşim, abim olan Mehmet Sabri Avras'ın cenazesinin orada olduğu ümidiyle biz hani bir nebze olsa şehitlik, en azından ismi tespit edilmese dahi, yani en azından belki bir mezara sahip olmuştur diye düşündük, sevindik o anlamda. Ama maalesef o süreç bozulduktan sonra 2017'de yani bizim de hukuksal olarak avukatlarımız da var bu yolda takip edenler. Onların anlatımına göre yani devlet yine hukuksuz bir şekilde dozerlerle, kepçelerle bu mezarlar yıkıldı. O içindeki cenazelerin tamamı rastgele gelişi güzel torbalara konulmuş ve İstanbul Atakaya geldiğini duyduk. Orada yine savcıların da ruhsat izni verilmesine rağmen birkaç kişi orada, onlar dahil çıkarıldı. Kursanvari bir şekilde biz artık aile olarak gerçekten çöküntü içindeyiz. Yani bu hiçbir hukuk yanıyla izah edilemez. Biz bunu yine cenazeyi almaya gelen ailelerin başvurularıyla cenazeleri aldıkları ortam, yani insanlık dışı bir ortam. Öncelikle bunu Kilyos'ta definlerin kaldırım altında, nemli ortamda, hatta yani bu söylerken biz gerçekten bunu insanlığa da yakıştıramıyoruz. Tamam, yani bu ihtimali bile düşünmek istemezken, yani rogarların hatlarının geçtiği kaldırımların, cenazenin mezara dahil alınmadığı, toprağın içine dahil alınmadığı şeylerini biz gördük, şahit olduk. Ya bu bize korkunç bir eziyet, yani korkunç bir işkence gibi geliyor. Gerçekten de öyle. Hani şu var, yani insanlığa yakışmayan bir şey varsa empati yaptığımızda, gerçekten o ortamda tek bir asker cenazesi olsaydı Türkiye halkları haklı olarak kıyameti koparırdı. Yani gerçekten bizim de bu yönlü çağrımızla biz aileler olarak sayı olarak çok çok fazla değiliz. Yani bunu bence binlerce ailenin, hani kim varsa o bölgede, kim hani nasıl bir şüphesi dahi varsa gelip başvurması gerekiyor. İnsani olarak biz bu çağrıyı yapıyoruz. Biz de güçlenmiş oluruz. En azından elimiz güçlenir, kamuoyu oluşur. Bu anlamıyla biz bu kesinlikle bizim gayemiz bu insani olarak bu cenazelerimize kavuşmak. Bir an önce bu son bulunsun. Cenazemizi istiyoruz şiddetle. Ve yani bu yıllar içerisinde bölgede bu gerekçelerle kimin cenazesi, bence kimin çocukları hayatını kaybetmişse, yani insan hakları kuruluşlarına başvursunlar, ulaşsınlar. Bunu tavsiye ediyoruz.